Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi yani? Biz sadece merak ettim. Benim kızım böyle bir şey yakıştırabiliyor musunuz? Onu yazanlar da bence. Bir mahkeme süreci vardı galiba. Mahkemeye verdiydiniz. Tabii ki verdim. Hem de tazminat davası. Beni bu şekilde katiyen, yani benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Seni seviyorum. Olabilir mi böyle bir şey? Onları söyleyenler kafayı yemişler artık. Normal değiller. Hülya Avşar, 59. doğum gününü kutlamak için eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir yemekte bir araya geldi. Evet Hülya Hanım, iyi akşamlar. Doğum Hülya gününüz kutlu öncelikle olsun. Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Mersi. Pastamız burada. Bir, kaç olduk? 30 mu? 2, 3, 59. Hiç göstermiyorsunuz. Maşallah. Göstersek de... göstermesek de neler bildiniz annesinizden? Evde görüşürüz. Zehra'nın şimdi biraz konuşsaydık annenizin doğum günü bugün. Aa, neler söylemek istersiniz? Çok acelem var. Görüşürüz. Zehra gel. Sesim kısık. Gecenin sonunda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Avşar önce konuşamayacağını söyledi. Velhasıl böyle açılır ama yani. Bu 59 yıla hemen neler sığdırdınız? Biraz ondan bahsedelim. Ben değil mi? Ben 30'undan sonra ne olduğunu anladım hayatım. Ondan sonra kaç kalıyor geriye? O kadar ancak. 29. Yani neler niye öyle takılıyoruz ya? Yaş, çok uzun bir... Güzel yaşlanmak çok hoş bir şey, çok zevk. Hayatın tadını şimdi çıkarıyorum ben. Bana geri dön deseler, hayatta dönmem. Bu sırada mekandan çıkan Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar ile vedalaştı. Doğum günüm tezahürat. Sizi dilemiş tekrardan ama. Tabii beni diyecek. Biz beraber yürüdük bu yollarda. gerçekten konuşacak halim yok. Konuşturmayın bak. Kayacığım gidiyorum ben. Hadi. Gel bir öpçük. Sahnelerden bahsedelim. Nasıl geçiyor Hülya Hanım? Konuşacak halim yok. Ama çok kısa konuşsak devamlı görelim. Gel oraya gör. Harika ya. Ben gittim. Evet onu da soracak. Kaya Bey'le yanına bıraksana bari. Hülya Hanım sizi de çok uzun süredir göremediğimizden dolayı. Geçtiğimiz günlerde de bir haber çıktı. Arabasına doğru yürüyen Hülya Avşar, kızının hadiseden boşanan Mehmet Dinçerler ile birlikte anılması dedikoduları sorulunca oldukça sinirlendi ve ateş püskürmeye başladı. Annesi olarak sizden öğrenelim. Neler söylemek istersiniz? Bir açıklama. Var mı hastasılığı Hülya Hanım? Bunu öğrenseydim. Fotoğraf çıktı. Sence? Bana bak böyle sorular sorarsan bir daha. Sizi uzun süredir de göremediğimiz için kusura bakmayın. Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi yani? Biz sadece merak ettim. Benim kızım böyle bir şey yakıştırabiliyor musunuz? Hayır yok. Estağfurullah. Bir daha böyle şey. Çok teşekkürler. Onu yazanlar da bence. Bir mahkeme süreci vardı galiba. Mahkemeye verdiydiniz. Tabii ki verdim. Hem de tazminat davası. Beni bu şekilde katiyen, yani benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Seni seviyorum. Olabilir mi böyle bir şey? Onları söyleyenler hepsi eski gazeteci. Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller.